Cumhuriyet özgürlük ve bağımsızlık demektir. O yüzden özgürlüğün ve bağımsızlığın yüzlerce yıl daha Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'ne çok yakışacağını biliyoruz ve bu gururla yaşıyoruz. Bakırköylüler olarak sizlerle bir arada olmanın, hani Bakırköylüler Derneği niye var? Her seferinde belki bunu söylüyorum. Bakırköylüler Derneği, biz bir arada olalım ama bir arada olamasak da yüreklerimiz bir arada atsın diye var. En kısa zamanda yine sizlerle bir arada olabilmek gururuyla şimdiden sevgilerimi iletiyorum. Ama neden? Atatürk'e sormuş Fahrettin Paşa. Demiş ki neden 29 Ekim? Neden 30 değil, 31 değil? Atatürk demiş ki 30'u Mondros, ayın 30'unda 30 Ekim'de Mondros imzalanmıştı. 29 Ekim olmalı. Dersin ki demiş sana soranlara, bir mazlum milletin tokatıdır bu zalimlere. Bunu söylersin demiş kısaca. Tarihten silinmek istenen bir milletin öcüdür dersin demiş. O yüzden Cumhuriyet çok önemli. O yüzden 29 Ekim. Sizleri seviyorum. Saygı ve sevgilerim. Evet, Bakırköylüler Derneği Başkanı Nurdan Erdiş Başbay'la birlikteyiz. Çok güzel bir gün. Cumhuriyet'in 100. yılı konusundaki duygularınızı alalım. Cumhuriyet, özgürlük ve demokrasinin baş tacı esasında. Özgür olmak istiyorsak, bir yere bağlı olmadan demokrasi istiyorsak Cumhuriyet'in en baş Cumhuriyet olmalı yani. O anlamda da bunu bize hediye eden Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Özellikle de kadınlar olarak. Eğer bu döşediği taşlardan yürümezsek Türkiye ve gençler adına bu dünya düzeninin gittikçe karışan bu ortamların olduğu yerde pırıl pırıl bir elmas gibi parlayan ülkemizi koruyamayız. O yüzden Atatürk'ün döşediği bu taşlardan yürümek zorundayız. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Nice yüzyıllar Cumhuriyeti yaşatmak zorundayız. Evet başkanım, Cumhuriyet'in 100. yılı çok farklı bir şey. Ben Cumhuriyet çocuğuyum. Babam Mustafa Kemal Altıoğlu. Ben Ulvi Altok, ama her şeyden evvel bu soyadı taşırken çok hassasım, çok hassasım. Çok teşekkür ediyorum sizin ilginize. Gecemiz çok güzel oluyor. Fakat gönül ister ki bunu kendimiz iktidardayken yapalım. Bizden geçti, artık gençlere yol açalım, onlar çalışsınlar. Vallahi çok mutluyuz. Bir de böyle bir kutlama olduğu zaman biz daha çok seviniyoruz. Bütün milletimizin de aynı şekilde bunu devam ettirmesini istiyorum. Ama bazı yerlerde eksikler görüyoruz haklı olarak, ama bu Cumhuriyet bizim. Biz bunu yaşadık. Bundan öyle de inşallah bir 100 yıl daha yaşamayı ümit ediyorum. Allah nasip etsin diyorum inşallah. Biz teşekkür ediyoruz sizin ilgi alakanıza efendim. Sağ olun. Çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Böyle bir gecede olmaktan da gururluyuz. Yarınlar için hep birlikte mücadele edeceğiz. Son derece mutluyum. Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir sevgiyle, minnetle, şükranla ve hoşça kutlamak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapıyorum. 100. yılı yaşamak muhteşem bir şey. Keşke 2. yüzyılda olsa. Ulu Önder Atatürk bugünleri bize armağan ettiği için ona minnettarız. Onunla ilgili bir de şeyim var, planım var. Onu da göstermek isterim. Cumhuriyet'in 100. yılı. Önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu ülkenin kurtuluşu için mücadele edenler, hayatını kaybeden bütün vatanseverlerimizi rahmetle, saygıyla minnettarlıyoruz. Bizim tabii 100. yıl bizim için çok önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyet kuruldu, demokrasiyle taşlandı ve bu 100. yılı nice yüzyıllar diliyorum. İnşallah ebediyen bu yüzyıllar devam eder ve gençlerimiz bu Cumhuriyete bizden daha iyi sahip çıkarlar. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Dolayısıyla ilk 100 yılda her ne kadar bunu deforme etmeye çalışsalar da, her ne kadar Cumhuriyet değerlerini yok etmeye çalışsalar da Cumhuriyet bir asrını tamamlamış durumdadır. Dolayısıyla 2. yüzyılında Cumhuriyet'in artık tüm halkımızın birlikte korumaya devam edeceği ve aydınlığa tekrar kavuşturacağı bir ülke söz konusu. Dolayısıyla kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Cumhuriyet'e yeniden sahip çıkmaya ve yerel seçim öncesi de özellikle bunu başarıyla taçlandırmak için ilçe başkanı olarak herkesi tekrar sahalara, tekrar mücadeleye davet ediyorum. Çok mutluyum çünkü Cumhuriyet kadını olmak, bugün bir kadın ilçe başkanı olarak en çok da Cumhuriyet'in faydasını ben yaşıyorum. Dolayısıyla başta kadınlar olmak üzere Cumhuriyet'in 100. yaşını tüm milletimize hayırlı olmasını diliyor ve kutlamalarımı buradan iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Cumhuriyetin 100. yılındaki duygular anlatılmaz, yaşanır. Şu anda 70 yaşındayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurlu bir Kıbrıs galisiyim. Ve şu an hayatımda en onurlu ve mutlu günümü yaşıyorum. Çünkü bu 100. yıl biz Mustafa Kemal Atatürk'e o kadar minnettarız, ki bize bu 100. yıl sevincini, coşkusunu yaşattığı için buradan bir gazi olarak bu Cumhuriyetimizin kuruluşunda canlarını seve seve feda eden bütün şehitlerimizi buradan rahmet ve minnetle anıyorum. Var olsunlar, nur olsunlar. Çok mutluyum. 100. yılımızı çok büyük bir coşkuyla kutlamak için geldik. Ancak kutlayabiliyor muyuz? Orası da tartışılır. Elimizden geldiğince sonuna kadar biz bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk diyorum. Teşekkür ederim. Evet, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı. Çok mutluyuz. Her günün bu kadar güzel geçmesini istiyoruz. İnşallah bundan sonra bütün Türkiye olarak, bütün sivil toplum kuruluşları olarak, bütün Türk insanları olarak 100 yıllarımızı çok daha güzel kutlarız. Çok gururluyuz. Böylesi bir gururu yaşattığı için bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyoruz. Ve de ne diyoruz? Ne mutlu Türk'üm diyene. Sevgili Ramazan 1933'te 3 gece kutlandı ya. Biz burada yaklaşık 6 gece 6 gündüzdür 100. yıllara herkese inat kutluyoruz. Çünkü bu ülke kolay kurulmadı. İnsanlar doğum günlerini nasıl şaşalı kutluyorlarsa, bu eğer Cumhuriyeti kutlamazlarsa o zaman Cumhuriyete sahip çıkmadı demeklerdir. Eğer ki çünkü biz Orta Doğu'nun şu anda o alev içine yanan odunu, kömürü olmuyorsak bunu 100 yıl önce kuran, ilk 100 yılı yapan Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz. Şimdi bundan sonraki bizim hedefimiz 2. yüzyıldır. İnşallah 2. yüzyılda da böyle güzel geceleri kutlayacağız. Vallahi 100 önemli değil. Ben her zaman duyguluyum Cumhuriyete. Ben Atatürk'ün torunuyum. Onun için benim için her gün Cumhuriyet, her gün 100. yıl. Fark etmiyor ya. Fark etmiyor. Benim için her gün 100. yıl. Ya Cumhuriyet'in 100. yılı. Ya ben o kadar mutluyum ki. O kadar mutluyum ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok mutluyum ya. O inşallah bir 100 yıl daha görürüm. Söylenecek kelime yok. Muhteşem bir tarihe şahitlik ediyoruz. Çok önemli. Nice yüzyılları evlatlarımıza, torunlarımıza inşallah hayırlısıyla bizler bayrakla teslim edeceğiz. Çok özel bir duygu. Bu akşam burada olmak, ayrıca böyle bir Cumhuriyet balosunun içinde olmak çok keyifli. Allah tekrarlarını bütün milletimizle özgürlük içinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bütün şehitlerimizi ruhları şad olsun. Rahmetle anıyoruz, şükranla, saygıyla, minnetle, teşekkürle anıyoruz. Bütün emeği geçen Cumhuriyet'te kim taş üstüne koyduysa hepsinin ellerinden öpüyoruz saygıyla. Bu özgürlüğü bize verdikleri için, kadınları ayakta tuttukları için, güçlendirdikleri için. Cumhuriyet demek bir ülkenin kurtuluşu demektir. Bir ülkenin özgürlüğü demektir. Bir ülkenin bağımsızlığı demektir. Yani biz bunu 100 yıl yaşattıysak bunu bir 1000 yıl daha yaşatmamız gerekiyor. Yani ne mutlu şu gündeki özgürlüğümüze, her şeyimize. Yani bunu her millet arıyor ama bu özgürlüğü Türkiye'den başka hiç kimse bulamaz. Biz de diyoruz ki ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Cumhuriyet'e. Allah'a çok mutluyuz. Cumhuriyet'in 100. yılında Bakırköylüler Derneğimizin gecesi var. Tüm Bakırköylüler bir aradayız. Yaşasın Cumhuriyet diyoruz Ramazan abi. Coşkuyla, sevinçle, heyecanla nice yüzyıllara inşallah. Atatürk için her şeyimizi veririz. O bizim kurucumuzdur. Bu yurdu bize emanet etmiştir. O yüzden Cumhuriyet'ten başka şey düşünemiyorum. Çok mutluyuz. Böyle 100. yıla ulaştığımız için sonsuz bir mutluluk içindeyiz. Ve inşallah bu şekilde daha çok güzel yerlere geleceğiz. Gerçekten de çok mutluyum. Harika bir gece. Düzenleyenlere de teşekkür ediyorum bu arada. Ve Atatürk'ün bir sözüyle ondan bir alıntı yapmak istiyorum. Demiştir ki o, Cumhuriyet bir gün tehlikeye düşerse kurtarıcı aramayın, kurtarıcı sizlersiniz demiştir. Çok güzel bir sözdür. 7 düvele karşı savaşıp köhnemiş bir devletin arkasına yepyeni bir modern bir cumhuriyeti kurmuştur. Ne mutlu bize. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Bu Cumhuriyet 600 yıllık bir imparatorluğun kalıntıları üzerine, külleri üzerine kurulmuş yepyeni bir bebek. Ve bu bebeğin 1. yaşını kutladığımızı düşünüyorum şu anda. Nice 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 yüzyıllara diyorum. Allah başımızdan Cumhuriyeti eksik etmesin. Sevgili Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da buradan rahmetler sunuyorum, minnetler sunuyorum. Ve Bakırköylülerle birlikte bugünü kutlamaktan son derece mutluyum. Duygularımız çok güzel. Nice yüzyıllar diyelim. Bakırköy Derneği bunu en güzel şekilde yaptı. Çok güzel programlar hazırlamışlar. Her taraf yemyeşil kıpkırmızı bayraklarla donatılmış. Çok güzel programlar yapıyorlar. Cumhuriyete yakışır bir program olmuş. Tekrarını bekleriz inşallah. Öncelikle ben Bakırköylüler Derneği'ne, Başkan Nurdan Erdiş'e ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir geceyi bize yaşattılar. Cumhuriyeti yaşamak zaten Rumeli deyince Atatürk'le Cumhuriyet'tir. Onu doya doya yaşıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sizin de güzel katkılarınızla, güzel yayınlarınızla bize şevk verdiniz, zevk verdiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılı, her taraftan da 2. yüzyıla başladığımız bir yıl. Ben onurluyum, gururluyum. 2. değil 3. yüzyılları ülkemin görmesini diliyorum. Kuruluş ilkelerimize aynı şekilde dönerek Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleriyle diğer yılları da coşkuyla kutlamak istiyorum. Bugün de burada güzel organizasyonlarda hep beraberiz. İnşallah her yıl bu şekilde coşkuyla beraber olalım arzu ediyorum. Yurdumuzun her köşesinde aynı canla, aynı heyecanla kutlanmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de burada olduğunuz için. Atatürk'ün açtığı bu yolda yürümekten gurur ve onur duyuyorum. Bir kadın olarak elimden gelen her şeyi Türkiye Cumhuriyeti yolunda yapmaya devam edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılı hepimize kutlu olsun veya nice nice yüzyıllara diyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetini kurduğu Cumhuriyet'in Cumhuriyet kadını olmaktan çok gurur duyuyorum. Bugün Bakırköylüler Derneği'nin Cumhuriyet Balası'ndayız. Coşkuyla kutluyoruz. Cumhuriyetimizi kimse yıkamaz diye düşünüyorum. Ya çok mutluyum, gurur duyuyorum bu durumdan. O kadar derin duygularım var ki hangisini anlatayım sana? Cumhuriyet dediğin zaman zaten gözüm yaşarıyor benim. Hele hele 2 tane dedesini şehit vermiş, babası gazi olmuş ve üstelik gazilik ve şehitlik parasını reddeden bir babanın oğluyum. İnan gözüm doluyor. Cumhuriyet dediğin zaman gözüm dolar. Ne diyeyim yani? Ha yeni değerini biliyor muyuz? Değerini bilmiyoruz. Keşke değerini bilseler. Cumhuriyetin ne demek olduğunu bilseler. Esaretin ne olduğunu bilseler. Ama inşallah diyorum, inşallah bu gençlik bilir, her şeyi bilir. Yeni gelen yetişen gençlerden ümidim var. Çok büyük ümitlerim var. Her ne kadar bazı kesimler unutturmaya çalışsalar da asla unutulmaz. Şehitlerin kanı yerde kalmaz. Kalmamalı zaten. O yüzden unutmamamız lazım. İlelebet yaşanması lazım.